Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konuşmamda hafızlık geleneğinden bahsedeceğim. Böyle bir konuyu seçmemin nedeni ise zannediyorum dün veya önceki gündü bir habere denk geldim. Hatta önce ilgimi çekmedi. Sonra birkaç kez önüme düşünce baktım. Haberde Trabzon'da 1461 hafız için icazet merasiminin düzenlendiğinden bahsediliyordu ve bir takım güzellemeler yapılmıştı. Bu dikkatimi çekti. O nedenle böyle bir konuyla karşınızdayım. Nedir bu mesele? Çünkü bizim kültürümüzde hafızlığa büyük önem verilir. Hele hele burada Diyanet İşleri Başkanı'nın da bir konuşma yaptığını görüyoruz. Konuşmada Allah'ın kelamını bu şekilde hafızlıkla korunacağından bahsetmiş. Keza Resulullah'ın sünnetine vurgu yapmış. Diğer yandan bu çocukları yetiştiren öğretmenlere övgüler yağdırmış. Onların anne babalarına teşekkür etmiş. Keza haberde de ayrıca hafızlar peygamberin varisleri olarak sunulmuşlar. Ülkenin aydınlık geleceği gibi takdim edilmişler. Bunlar tabii hayli iddialı sözler. O nedenle de böyle bir konuyu dikkatlerinize sunma ihtiyacı hissettim ve burada hafızlığın ne olduğunu, tarihsel arka planını ve bizim kültürümüzdeki yerinin nereye dayandığını gözler önüne sermeye gayret edeceğim. Öncelikle şunu belirtelim ki Allah'ın kelamı hafızlık yapılarak korunmaz. Aksine onun ahkamını yani Kur'an'ın ahkamını veya ilkelerini hayatınıza tatbik eder, işletirseniz, aktif hale getirirseniz o zaman korursunuz. Hele hele bugünkü imkanlarda internetinden, telefonuna, ne bileyim datalardan, bilgisayarlara kadar çok değişik kayıt sistemleri vardır. Bu şekilde de korursunuz. Zaten yazılı hale gelmiştir. Yani dünya bir araya gelse Kur'an'ı zaten yok edemezler. Demek ki burada Kur'an'ın maddi varlığının yok olması veya maddi varlığının öğrenilmesi değil, büyük oranda onun ahkamının ve ilkelerinin öğrenilip hayata tatbik edilmesi esastır. Ama Sayın Reis, Allah'ın kelamını bu şekilde koruyacağız, ona böyle sahip çıkacağız gibi duyguları okşayan ifadeler kullanmış. Ben de kültürel gelenekte buna nasıl bir anlam yüklendiğini dikkatlerinize sunma ihtiyacı hissettim. Konuya geçmeden önce birkaç teknik bilgi vereceğim. Hafız biliyorsunuz Kur'an'ın tamamını ezberleyenler için kullanılan bir kavramdır. Ama aynı zamanda mesela bir kişi Kur'an'dan bir sureyi, üç sureyi, beş sureyi ezberlese o surenin hafızı da olabilir. Ama genel olarak Kur'an'ın tamamını ezberleyenler için kullanılan bir terim olduğunu belirtelim. Bunun yanında değişik terimler de kullanılmıştır. Mesela kurra kavramı da kullanılır. Kurra daha çok Kur'an'ın tamamını ezberleyen değil de ahkamını bilen insanlar için. Adam hafız değil ama Kur'an'ın muhtevasına, ahkamına, mesajına vakıftır. Bu konuda derinleşmiştir. Bunlar da kurra olarak nitelendirilmişlerdir. Nitekim de Hazreti Peygamber döneminde Er-Reci ve Bi'r-i Maune hadiselerinde, özellikle de Bi'r-i Maune hadisesinde 70 kadar hafızın öldürüldüğünden bahsedilmiştir ki bu konuyu açacağım. Değil 70, peygamber zamanında 7 tane hafızın olup olmadığı bile belli değildir. Burada öldürülenler kurra olarak tanımlanmışlardır. Zaten Hazreti Peygamber döneminde de bu bağlamda kullanıldığını söylemiş olalım. Zira Resulullah döneminde konuşmamın içerisinde belirteceğim. Henüz hafızlık geleneği yoktur. Hafız kelimesinin yanında yani kurrayı dedik. Bir başka kelime daha kullanılmış. Hamil. Hameletül Kur'an. Kur'an'ın hamili, Kur'an'ı yüklenen veya zihnine onu nakşeden insan bağlamında kullanılmıştır. Fazla detaylara girmeden söylüyorum. Ayrıca mesela Kur'an'la meşgul olanlar vardır. Bunlara da ehlül Kur'an veya sahibül Kur'an gibi nitelemeler kullanılmış veya bu tarz terkipler kullanılmıştır. Kimi rivayetlerde Hazreti Peygamber'in Kur'an öğrenmeyi ve öğretilmesini teşvik ettiğine dair haberler vardır. Hatta hafızların cennetlik olduklarına dair de bir takım rivayetlere yer verilmiştir. Bu nedenle de özellikle bizim kültürümüzde hafızlara fazlasıyla büyük önem verilmiştir ve cennetlik oldukları düşüncesiyle dahası bir hafızın 70 yakınını da
cennete götüreceği gibi hayal satan tipler vardı. Hala da bunlar geçerlidir. Böyle bir rivayetten dolayı hafızlığa fazla anlam yüklendiği gibi ayrıca Hazreti Peygamber'in Kur'an öğrenilmesini teşvik ettiğine dair sözleri nedeniyle de bu mesele Kur'an'ı ezberlemek gibi algılanmış. Oysa Hazreti Peygamber'in Kur'an öğrenmeyi teşvikten kastının ne olduğunu birazdan açıklayacağım ama önce şunu söyleyelim. En meşhur rivayetlerden birisi Resulullah'ın sahabeden 4 isim saydığı ve Kur'an'ı bunlardan öğrenin dediğine dair bir rivayete yer verilmiştir. İsimler Abdullah bin Mesud, Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim, Muaz bin Cebel, Ubey bin Ka'b. Bunların ilk ikisi Mekkeli, diğer ikisi de Medinelidir. Bu rivayet genelde ezberlemek olarak algılanmış. Oysa burada öğrenmeden kasıt bizim zannettiğimiz gibi Türk'ün, yani Arap olmayan herhangi birisinin, Kürt'ün veya Acem'in Kur'an'ı okuyarak öğrenmesi değil, zaten Kur'an'ı biliyor adam, Kur'an'ın ahkamını öğrenmektir. Yani bunlar Kur'an'da derinleşmiş insanlar, bunlardan öğrenin demektir. Yoksa Arapça okuma yazmasını öğrenin demek değildir. Kur'an'ı ezberlemesi bu bağlamda manası ve ahkamını öğrenip hayata tatbik biçimindedir. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Yoksa anlamadığımız halde Kur'an okumayı öğrenin demek değildir. Bunun bir anlam ifade etmeyeceğini de hemen hemen az buçuk muhakemesi olan herkes bilir. Kaldı ki demin de söyledim, Resulullah zamanında henüz bir hafızlık geleneği yoktur. Dahası ortada ezberlenecek kitap bile yoktur. Yani bir şey ezberlemek için önce bir ortada kitabın olması gerekir. Nitekim de bütün kaynaklar müttefiktir ki Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ömer'in teşvikiyle ve Ebu Bekir'in girişimiyle mushaf haline getirmiştir. Resulullah döneminde yazıldı yazılmadı meselesi ayrı bir konudur ama parça parça yazıldığına dair bir kanaat vardır. Ama bu parçalar bir araya getirilmiş ve mushafa dönüştürülmüştür. Dolayısıyla da hafızlık yapanlar bilirler, koca kitabı ezberlemek, dağınık ders notları halinde ezberlemek öyle her baba yiğidin kârı değil ama kitaba dönüştürüldükten sonra onun belli bir usulü vardır. Hafızlık yapanlar bilirler, böyle ezberlenir. Bir başka husus, Kur'an'ı öğrenin dediği zaman onlar zaten Arapça biliyorlardı. Yani şimdi şöyle olur, siz Türkçe bir kitabı verirsiniz, bunu öğren dediğiniz zaman çocuğa, yani Türkçe öğren demek mi istersiniz veya kitabın içeriğini öğren demek mi istersiniz? Çocuk zaten Türkçeyi biliyor. Resulullah'ın etrafındaki insanlar da zaten Arapçayı biliyorlardı. Burada önemli olan onun ahkamını öğrenmek. Kasıt budur. Ve şunu da belirteyim. Bugünkü gibi herkesin elinde bir Kur'an yoktu. Sahabe-i millet zannediyor ki bütünü hepsi hafız, hepsi Kur'an'ı içselleştirmiş, bütün ahkamını biliyorlar. Böyle bir tablo yok ortada. Düşünün, Resulullah'ın vefatından sonra Kur'an mushaf haline getiriliyor ve öyle yaygın da değildir. O nedenle biraz tarihsel koşulları bilmek gerekiyor. Dikkat edin, Hazreti Peygamber'in en yakınındaki isimler bile hafız sayılmazlar. Mesela Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, ne bileyim işte Hazreti Ali, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha, Zübeyir. Bakınız, biraz Ebu Bekir ve Ali'nin hafız olduğuna dair rivayetlere rastlarsınız ama net bir şey yoktur. Bazı rivayetlerde de Hazreti Osman'ın hafız olduğundan söz edilir ama dediğimiz gibi bunlar acaba Kur'an'ın tamamını mı ezberlemişlerdi yoksa belli surelerin hafızı mıydılar? Muhtemelen belli surelerin hafızıydılar. Bir başka rivayette de Resulullah'ın sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir şeklinde bir açıklamasının olduğundan bahsedilmiştir. Tahminimce bu daha sonradan Kur'an öğrenmeyi teşvik etmek için uydurulan ve Resulullah'a isnat edilen söz olmalıdır. Öğrenilmesi için önce bir yazılı kitabın olması gerekir. Yazılı kitap bırakmadığına göre neye göre öğrenilecek? Yani bu sözü söyleyen Allah Resulü önce bir yazılı kitap bırakardı en azından veya hafızlığı teşvik ederdi. Ne hafızlığı teşvik etmiş, ne böyle bir yönlendirmesinden söz edilir, ne de ortada bir kitap var. Dolayısıyla da zannederim daha sonradan Kur'an okumayı teşvik etmek için, öğrenmeyi teşvik etmek için öğrenene, öğretene böyle bir mesaj verilmiş ve bugün de işte hafızlıkla ilgili söylemlerde sık sık buna atıf yapılır. Tekrar edeyim,
Kur'an öğrenmek demek Türkçe bilen birisinin Arapça harfleri öğrenip de Arapça okuması değildir. Bu olsa olsa hani ne olabilir? Sarhoşun Kur'an okumasından bahsediyor ya Kur'an. Ne okuduğunu bilmiyor. Okuyor ama bilmiyor. Kötü bir benzetme ile söylersem papağana bir şey ezberletiyorsunuz, söylüyor ona ama anlamını bilmiyor. Bunun gibi bir şeydir. Yani ona baktığınız zaman benim telefonumdaki Kur'an'la karşı taraftaki hafızın Kur'an ezberlemesi arasında bir fark yoktur. Üstelik telefon hiç yanılmıyor. Kur'an ezberleyen ara sıra yanılabilir de. Bunu niye söylüyorsunuz hocam? Aslında burada ahkamını öğrenmek, ilkelerini öğrenmek ve bunu hayata tatbik etmektir esas olan. Eğer söz söylenmişse yine bu manada söylenmiştir diye bunu da belirtmem gerekir. Unutmuştum, aklıma geldi. Hafız kavramının yanı sıra ayrıca bir de rivayetlerde cem etmek kavramı kullanılmıştır. Mesela Enes bin Malik isnatlı bir rivayette Kur'an'ı cem eden dört sahabe adı zikredilmiş ve bunlar Ubey bin Ka'b, Muaz bin Cebel, Zeyd bin Sabit, bir de Ebu Zeyd. Ebu Zeyd'in olup olmadığı belli değildir. Dikkat edin, bu isimler Ebu Bekir döneminde Kur'an'ı cem edenler. Yani bir araya getirenler. Bazı rivayetlerde cem etmek, hafızlık yapmak veya hıfz etmek anlamında da kullanılmış ama bunun aslında bu bağlamda bir rivayet olduğunu, yani yazılı nüshaların mushaf haline getirenler için kullanıldığını belirtmiş olalım. Kimisi bunların kıraat alimi olduklarını veya kıraat konusunda uzman olduklarını ileri sürmüşler ve düzgün Kur'an okuyanlar olduklarını belirtmişlerdir. Enes bin Malik 4 isim saymıştı. Bazı rivayetlerde de 6 kişinin Kur'an'ı cem ettiği gibi iddialar vardır. Genel olarak söylersem az önce bir ifade kullandım. Hazreti Peygamber döneminde 70 denilmişti. 7 tane hafızdan bahsedilmez demiştim. Bir rivayette 10 tane isim sayılmış. Bunlar arasında demin ismi geçen Muaz bin Cebel gibi, Ubey bin Ka'b gibi, Zeyd bin Sabit gibi, ne bileyim Ebu Derda gibi, Hazreti Osman gibi, Sa'd bin Ubade gibi veya Ubeyd gibi, Ubade diyebildim, Ubeyd gibi, Temim Eddari gibi bir takım isimler saymış. Bu isimler aklınızda kalmaz. Ebu Eyyub El Ensari dahil. Bunların hafız olduğu söylenmiş ama bu kesin bir şey değildir. Yani 5-10 isim sayılmıştır. Yani zorlama sayı çoğaltılmış ama velev ki bu rivayeti esas alsanız 10 taneyi geçmiyor. Ve bunlar arasına dikkat edin, Hazreti Peygamber'e en yakın olan Hazreti Osman girmiş burada bu isimler arasına. Mesela ilk kaynaklardan olan Mukatil bin Süleyman 6 tane hafız adından söz etmiştir ki bunlar arasında Ebu Bekir Osman da yoktu. Sonuçta ne çıktı ortaya? Hazreti Peygamber döneminde bir hafızlık geleneği yoktu. Hemen biliyorum aklınıza şu soru gelmiştir. Hocam ama Yemame'de yani Ebu Bekir döneminde bir savaş yapılmış ve bu savaşta da 70 hafız öldürülmüş. Hatta bunun üzerine de Ebu Bekir Kur'an'ı toplamaya karar vermiş. Daha doğrusu Hazreti Ömer'in teşvikiyle Kur'an'ı kitaplaştırmış, mushaf haline getirmiş diye bir yaygın kanaat vardır. Bu iddia tepeden tırnağa yalandır, asılsızdır, hiçbir anlamı yoktur. Zira yine iddiayla söyleyeceğim, Peygamberimiz zamanında değil 77 tane hafız adını yan yana getiremezsiniz. Getirdikleriniz olursa bile bu da kesinlik ifade etmez. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Madem öyleyse bu rivayet niye üretilmiştir hocam? Burada 70 isim sayılır Yemame'de. Hatta bir Maunede de 70 hafızın öldürüldüğü gibi iddialar vardır ki bunun aslında bazı sureleri bildiklerini ve bunların Kurra'dan olduklarını, yani Kur'an'ın ahkamını bilenler olduklarını hatırlatmış olayım. Peki Ebu Bekir dönemindeki bu 70 hafız meselesi nedir? Aslında Ebu Bekir döneminde bu savaşta Resulullah'ın 4 isim saydığı isimlerden birisi şehit düşüyor. Kimdir o? Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim. Resulullah Kur'an'ı şu 4 kişiden öğrenin dediği isimlerden birisidir. O şehit düşünce bu sefer Hazreti Ömer Ebu Bekir'e diyor, Ebu Bekir'in halifeliği döneminde Resulullah'ın adres gösterdiği 4 kişiden biri gitti. Diğerleri de giderse biz neye göre Kur'an'ı belirleyeceğiz? O zaman bunların sağlığında onların onayından geçmiş Kur'an'ı sahifelere dökelim diye, Mushaf'a dökelim diye Ebu Bekir'e telkinde bulunacak ve onu ikna edecek. İlk başta Ebu Bekir de ben Resulullah'ın yapmadığını yapmam diyecek. Hatta Zeyd bin Sabit'i görevlendirdiği zaman Zeyd de aynısını söyleyecek. Ama neticede Hazreti Ömer onu ikna edince böylece
Hazreti Ebu Bekir kurduğu komisyonun başına Zeyd bin Sabit'i getirecek ve bu şekilde Kur'an'ı mushaf haline getirecektir. Ama burada başka bir dikkat çekici husus vardır. Zeyd bin Sabit Resulullah'ın zikrettiği isimlerden değildir. Üstelik de Resulullah'ın zikrettiği İbni Mesud bu kontenjana alınmamıştır. Bu da çok ilginç bir detaydır. Bu yüzden bunu da belirtmek durumundayım. Şimdi bu şekilde bir rivayetten dolayı 70 tane hafız öldürülmüş diye bir iddia ortaya atılmıştır. Hayır, 70 tane hafız öldürülmedi. 70'ten fazla insan öldürüldü ama bunlar hafız değildi. Bunların içerisinde Ebu Huzeyfe'nin mevlası, yani azat edilmiş kölesi Salim olduğu için Hazreti Ömer buradan hareketle Kur'an'ı toplatmak istiyor ama bu şekilde müsellem bir bilgiye dönüştürülmüştür. Bununla ilgili bir de videom vardır zannediyorum. Ona da bakabilirsiniz daha detaylı bilgi için. Dolayısıyla da Ebu Bekir döneminde 70 hafızın olduğu ve bunların Yemame'de öldürüldüğü iddiası kesinlikle doğru bir bilgi değildir. Peki hafızlık geleneği ne zaman başladı diye sorarsanız hafızlık geleneği Hazreti Peygamber'in vefatından sonra başlamıştır. Özellikle Müslümanlar fetihlerle birlikte kuzeye çekilince tabi burada şifahi olarak bazı sureleri bilenler var ama Kur'an'ın tamamına kimse vakıf değildir. İşte Hazreti Osman'ın birkaç nüsha çoğaltıp gönderdiği söylenir ama hangi beldeye ne kadar gönderdiği veya gerçekten de gönderdiğine dair elimizde de somut bir bilgi yoktur ama Şam'da bir tane nüshanın bulunduğunu anlıyoruz. İşte bu dönemde Kur'an öğrenmesine yönelik özellikle Hazreti Ömer'in bazı teşviklerinin olduğundan bahsedilir. Nitekim de Ömer Basra'da bir takım hafızların olduğunu duyuyor ve bunun üzerine de Basra valisi Ebu Musa el-Eşari'ye bir mektup yazarak bunlara diyor maaş bağla teşvik ediyor. Fakat maaş alabilmek için bu sefer çok daha fazla hafızlık için çaba gösterenlerin olduğunu duyunca da bu sefer ikinci bir mektup gönderiyor ve diyor ki artık onları kendi hallerine bırak. Zira bunlar Kur'an ezberlemeyi, burası son derece önemli. Bunlar Kur'an ezberlemekle meşgul olurken bunlar ahkamını unuturlar. Dolayısıyla da bu işi kapattı. Hazreti Ömer'in bu çıkışına bakarsanız önemli bir detay var burada. Ne diyor? Bunlar papağan gibi ezberlerler, ahkamını unuturlar. Dolayısıyla sen bunları kendi haline bırak ve böylece onlara maaş verme geleneğini kaldıracaktır. Ama bu bir teşvik olacaktır ve zaman içerisinde, süreç içerisinde böylece hafızlık geleneği bir teamül haline gelecektir. İslam alimleri hafızlık geleneğinin devam etmesini uygun bulmuş, hatta teşvik etmişler. Ancak zorunlu bulmamışlardı. Dayandıkları temel de Müzzemmil suresinin 20. ayetidir. Burada Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun açıklaması vardır. Bu açıklama referans gösterilerek namaz kılacak kadar Kur'an öğrenmesi gerektiği konusunda bir görüş birliğine varılmıştır ki bu konuda tartışmaya açıktır. Nitekim İmam-ı Azam Arapça bilmeyenlerin kendi dilinde ibadet edebileceklerini de söylemiştir. Bu tarz yorumlar da vardır. Ancak Hazreti Ömer'in özellikle Kur'an ezberlerken ahkamını ıskalarlar kaygısı nedeniyle valisi Ebu Musa el-Eş'ari'ye ikinci mektup gönderip onları kendi hallerine bırak, Kur'an'ın hükümlerini öğrenmelerini telkin et şeklindeki açıklaması son derece dikkate değerdi diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda Hazreti Ömer'in olaylara nasıl yaklaştığını göstermesi bakımından son derece dikkat çekicidir diye belirtmek isterim ve hafızlara maaş bağlama uygulamasını kaldırmıştır, sakıncalı bulmuştur. Ancak hafızlık çalışmaları devam etmiştir. Camilerde, darul kurralarda, daha sonralardan medreselerde veya darul hafız diye hafız yetiştirilen merkezde de bu devam etmiştir. Buraları kısa geçeceğim. Osmanlılar da bu işe büyük önem vermiş. Türkler bu konuda bayağı hassas davranmışlardır. Ve binlerce hafız yetişmiştir Osmanlı döneminde. Bugün de aynı gelenek Kur'an kursları tarafından, Diyanet'e bağlı Kur'an kursları tarafından yerine getirilmekte. Ancak kimi böyle tarikatların, cemaatlerin kendi Kur'an kurslarında da bu tür hafızlık uygulamalarının devam ettiğini, ayrıca merdiven altı diye tabir edilen bu kursların inorganik bir şekilde Diyanet'le bağlantılı olduğu gibi bir takım hususlar var. Bunun detayına girmeyeceğim. Başa dönersek ve konuyu toparlarsak,
Türk İslam geleneğinde hafızlığa büyük önem verilmiştir. Oysa burada esas olan anlamını bilmektir. Nitekim de dikkat ederseniz Türklerin Kur'an okuması sarhoşun Kur'an okuması gibidir. Yani öyle diyor ya ayette, ne okuduğunuzu bilmeyecek kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın diye ne söylediğinizi. Burada da baktığınız zaman insanlar ne okuduklarını bilmiyorlar ama bülbül gibi Kur'an'ı baştan sona okuyor. Asıl olan bu değildir. Asıl olan ahkamını öğrenmektir. Asıl olan Kur'an'ın bütününü, yani kurra örneğinde söylediğim gibi, bilmek ve mesajını içselleştirmektir. Siz anlamını bilmeden, mesajını içselleştirmeden hafız yetiştiriyorsunuz ve bununla Allah'ın Kur'an'ını koruduğunuzu, biz böyle sahip çıkacağız. Bu sahip çıkma değildir. Bu Kur'an'ın ahkamını yerlerde süründürmek anlamına gelir. Bu itibarla da hafızlığa çok fazla önem verilirken meselenin bir başka boyutunu ve asıl önemli boyutunu ıskaladığımızı da hatırlatalım. Ülkenin aydınlık geleceği olacaklarına dair haberdeki iddia ise hakikaten çok manidar. Acaba bu hafızların ufku, dünyası nedir? Bunlar ülkenin aydınlık geleceği için ne vaat ediyorlar diye bir soru sorarsanız ne düşünme var, ne üretme var, ne sorgulama var, ne bileyim araştırma ruhu var, ne irdeleme var, ne akletme var. Ne vardı sadece? Papağan gibi ezberlemek. Bu değildir sevgili dostlar, Kur'an okumak veya Kur'an okumayı öğrenmek. Dolayısıyla da buna dikkat edilmesi gerekir. İlginç bir örnek geçmiştir başımdan. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Vaktiyle bir sınıfta ders anlatıyorum, siyer anlatıyorum. Tabii öğrencilerin bir kısmı böyle önceden doldurulmuş gelenler vardır. Bir kısmı itirazlar ediyorlar bazı şeylere. Ben de dedim ki evladım, burası fakülte. Burada her türlü düşünce konuşulur. Yani sizin bildiklerinizi burası tasdik etme yeri değildir. İmam hatiplerle bir takım kirli bilgilerle geliyorsunuz buraya ve zannediyorsunuz ki bunlar doğrudur. Bunlar burada cilalanmaz. Bunların doğru olup olmadığı size öğretilir ve bilgiye nasıl yaklaşılması gerektiğine dair bir bakış açısı sunulur gibi bir açıklama yaptım. Çocuğun biri el kaldırdı. Ne desin? Hocam ben hafızım diyor. Şimdi benim kafam kirli mi? Aydınlık gelecek dedik ya, aklıma bu geldi. Buyurun. İşte bu zihinde adam yetiştiriyoruz ve çocuk hafız olduğu için kafasının tertemiz olduğunu, manevi korunduğunu düşünüyor. Bunlar eğer aydınlık gelecekse buyurun ülkenin aydınlık geleceğinin haline. Ortalık hafızdan geçilmiyor. Hangi aydınlık yolu açtılar diye de sormak gerekir. O yüzden böyle hayal satmanın bir anlamı yoktur. Hafız yetiştiriyoruz, Allah'ın kelamına sahip çıkıyoruz diye boş boş duyguları okşayan nutuklarda atmasın. Eğer Kur'an'a sahip çıkıyorsanız önce inandığınız kitabın kurucu ilkelerine sahip çıkacaksınız. Ahlak, adalet, vicdan, kamu malı hassasiyeti, haram, helal, ne bileyim işte istişare, emaneti ehline verme. Çıkın Kur'an'ın ilkelerine sahip çıkıyoruz diye bunları söyleyin. Bakınız faizler düşüyor, alkış tutuyordunuz. Ne oldu şimdi? %9'lardan bilmem 25'lere gitti. Hani Allah'ın ahkamına sahip çıkıyordunuz? Niye ses çıkaramıyorsunuz? Yani dini hassasiyeti olanların hepsine söylüyorum bunu. Alkış tutuyordunuz. Neden sesimiz çıkmıyor? Bu itibarla dürüst olmamız gerekiyor. Birçok örnek görüyoruz. Liyakatsiz kişileri görüyoruz. Ne bileyim işte ben yaptım oldu diyen anlayışı görüyoruz. Görev suistimallerini görüyoruz. Kamu malının düzensiz bir şekilde kullanıldığına dair örneklere en azından haberlerde rastlıyoruz. Buyurun bunlarla ilgili bir şeyler söyleyin. Bakın işte Kur'an'ın ahkamına böyle sahip çıkılır. Yoksa Kur'an okumak ya da ezberlemekle Kur'an'a biz sahip çıkıyoruz, Allah'ın kelamına sahip çıkıyoruz diye nutuk atmanın kimseye bir faydası yoktur. Belki bazılarının duygularını okşarlar ama aklı başında olan insanları kandıramazsınız. Konuyla ilgili düşüncelerim bunlardı. Hafızlıkla ilgili daha derinlemesine bilgi isteyenler daha önceden çektiğim videoya da bakabilirler diyorum ve dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.